ceza kalkacak. 140. Ama şunu söyleyeyim Trabzonsporlar muhtemelen başkan bunu biliyor. Kamuoyu bilsin diye söylüyorum. Arkadaşlar karar en az bir hafta önce sonra çıkacak. Muhtemelen ay sonunda kalacak Kas ama. Kas kararı en az bir hafta sonra çıkacak. Yani bugün ayın kaçı? 15'i değil mi? 16'sı değil mi? Yani 23 Temmuz kabaca söylüyorum. En erken tarih. Çünkü bu duruşma bizim PPDK gibi değil. Sabah toplantı akşam değil. Bu duruşma bitecek. Gidişatı belli olacak ama söyleyeyim. Onu da öğreneceğiz. Gidişatı belli olacak. Bu duruşma bitecek. Kas heyeti raporunu yazacak. UEFA ile görüşecek. Yani ben perde arkasını söylüyorum. Yani normal şey gibi istemiyor profesör. Yeni sezondaki o fair play kurallarını da onlar bildikleri için perde arkasında UEFA ile görüşülecek. Manchester City kararı birebir örnek olması da el altından denecek ki bak bizi şu duruma düşürmeyin. Büyükleri kolluyor, küçüklere zarar veriyor. Gücünüz bunlara yetiyor. Kurumunu durumuna getirmeyin. Bunlar hepsi konuşulacak. Bir hafta sonra, en erken bir hafta sonra bu rapor yazılacak. Muhtemelen de Trabzonspor'un cezası kalkacak. Ama karar kesinlikle bugün verilmeyecek beklentiniz cezanın kalkması yönünde kararında bugün çıkmayacağını dile getiriyorsunuz. Evet. Ee, bakalım Trabzonspor'la alakalı karar ne olacak? Bunu göreceğiz. Yine saha içine şampiyonluk yarışına dönecek olursak hafta sonu önemli karşılaşmalar var. Trabzonspor e, evinde Konyaspor'la kozlarını paylaşacak pazar akşamı. Aynı saatlerde de Başakşehir ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Şampiyon pazar günü sizce belli olacak mı? Yani mantık olarak bakınca, düz mantıkla bakınca belli olmaması için bir sebep yok. Başakşehir şimdi dişine kan bulaşmış. Tadını almış ya. Yani. Şampiyonlar artık onlar inandılar. İlk defa inanıyorlar ha. Bu maçı kaybettiler ya. Kaybetmeleri ne rağmen puan farkı kapanmadı ya. Orada inandılar. Ondan önce hep onlar da biz kaybederiz, biz kaybederiz. Hani bir adama 40 defa deli desen deli olur diye herkes kaybedecek diye diye kaybettirdiler ama Trabzonspor orada kaybetti. Normal şartlarda olur. Olmazsa öbür hafta olur. Başak artık şampiyon olur. Niye öbür hafta olur diyorum. Hala hani bugün bu işi bitirelim paniğinle hareket edebilirler. Kayseri'de ters takım. Acemi boksör gibi doğru yere denk getirdi mi seni yere yapıştırabilir. Ve Kayseri sporunda kazanmaya ihtiyacı var. Be Beştaş'ı devirmiş. Sivas'ı devirmiş. Seni de devirebilir. Yani olmayacak bir şey değil. Bir ihtimal var böyle bir şey ama normal şartlarda belli olur. Biz şimdi Beştaş Fener'e yarın gideceğiz ama ben Beştaş'a gibi bir haber vereyim. Tabi. Gökhan Gönül olayını ben dün biraz araştırdım. Bak çok net şey söyleyeceğim. İşin iyi takip edenler ne olduğunu anlayacaklar. Hep Gökhan kalır diyorum ya. Evet. Dün öğrendiğime göre Gökhan menajerine diyor ki ben futbol oynamak istiyorum. Pazarlık sürecine beni asla dahil etme. Ben Beşiktaş'ta işim bitene kadar iyi ya da kötü iş bir takıma da görüşmeyeceğim başka takıma sen de görüşme. Bak çok net ifadeler bunlar. Görüşme. Beşiktaş'tan da diyor. En önemli şey burası. Toplantıdan kalkarken, masadan kalkarken yöneticiler de ki bana vereceğiniz fiyat son fiyat olsun. Gökhan pazarlık yapmayacak. Verdiğiniz fiyatı beğeniyorsa kalacağız. Beğenmiyorsa başka kulüp bulacağız Gökhan işi her gün gazetelere düşerek, pazarlık yaparak 50 bin daha alayım, 100 bin daha alayım, değil. Gökhan saygı bekliyor. Bu saygınızı gösterin, vereceğiniz rakam içinde bu da olsun. Rakamınızdan sonra geri dönüp sizden ya biz şunu istiyoruz demeyeceğim. Bu şekilde hareket et. Bana rakamı getirdiğin anda kararını vereceğim olay bitecek diyor. Peki Beşiktaş, Gökhan'ı ikna edecek rakamı vermeli mi? Kesinlikle vermeli. Bak, niye vermeli? Beşiktaş'ın şu anda Gökhan'a teklif ettiği 800 bin garanti para bonuslarla 1.500. Ben de ki bonusu değil, bunu garanti verin Gökhan'a. Hak ediyor çünkü. Gökhan'a bunu garanti verin. Gökhan'a bunu garanti verdiğinizde e, hepsini değilse bile büyük bölümü garanti verdiğinizde Gökhan'ın şöyle bir faydası da olacak size. Yanına alacağınızdan gibi bir genç adam varsa herhangi bir takımdan veya altyapınızdan hı, hı. o Gökhan Gökhan'ı izleyerek eğitilecek. Antrenmanlarda ve maçlarda. Böyle bir faydası olacak Gökhan. Gökhan, yani çok Gökhan düşük. destek verecek diyorsunuz. Kesinlikle. Kendisine alternatif olacak oyuncular. Gökhan ver, Gökhan'ı ben çok iyi tanıyorum. Gökhan çok düzgün bir karakter. Ben <laughs> Gökhan transferle ilgili bana hiçbir şey söylemez. Hiç. Beşiktaş'a geleceğini bir akşam verdik. Yarın geleceğim ben de gece bağlandım. İmza atıyor diye. Haberi patlattık o Aykut İnce'nin transfer raporunda. Gökhan bitince yine söyler. Bu defa da bitince kendi çıkara çıkar. Açıklar. Bak söyleyeyim. Şu anda da hiç söylemez yani. Demez ki hiç aramam bile Gökhan o yüzden. Hani ne yapıyorsun ne diyorsun. Gökhan menajerine demiş ki. Bu minval üzerine görüş. Son rakamı bana getir. Ama benden sonra tekrar gidip pazarlık yapma şansın yok. Çok dürüst bir tavır. Beşiktaş yönetimi de istiyorsa böyle davransın. İstemiyorsa Gökhan'ı gönderecekler. Yapacak bir şey yok. Caner gidici gibi görünüyordu ama bir anda olay kalabilir noktasına doğru gitmeye başladı. Evet. Kalır mı? Yani Fenerbahçe istemiyor. Galatasaray istemiyor. Trabzon ister mi Caner'i? Yok. Yabancı bir takım ister mi? Sanmıyorum. Diğer alternatif Beşiktaş'ken Caner başka takıma gider mi? Diğer alternatif Beşiktaş. Hı hı. 800 bin euro veriyor sana. Garanti para. E, bu dört büyüklerden üçü istemiyor. Yani Beşiktaş haricinde. Diğerleri istemiyor. Anadolu takımları sana 800 bin garanti verir mi? Verebilecek takım var mı? Artı bonus. İmkansız. 800 bin verseler Beşiktaş mı orası mı? Beşiktaş. Yani görüntü şartlar gereği kaldı gibi gözüküyor. Şartlar gereği ligde alt sıralarla alakalı da konuşalım. Fanatik'in 5. sayfasına bakacağız. Rize'nin hocası Thomas başlığını görüyoruz. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman'la yollarının ayrılmasının ardından hemen harekete geçen yönetim daha önce Okan Burun'un yardımcısı olarak Rize'de çalışan Stepan Thomas'la anlaştı. Bu sezon Başakşehir ve Antalya'da Antalya'da sözleşme imzaladığı için resmi imza atamayacak olan Thomas Antrenör Mehmet Ali Karacan'ın lisansıyla takımın başında olacak diyor gazete. Ama bir yandan da önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasında Rize Rizespor'un Hırvat teknik adamla bu anlaşmaya vardığına dair bir açıklaması da söz konusu. Rizespor ligin sonunu sizce nasıl getirecek? Malatyaspor'la gerçekten çok kritik bir maça çıkacaklar bu hafta. Ünal Hoca ile konuşmadım. Rizespor'dan da kimseyi aramadım. Niye ayrıldığını bilmiyorum. Ama bir tahminim var. Nedir? Ünal Hoca'yı da kutluyorum eğer o tahminim doğruysa. Ünal Hoca Malatya tanrısı bir oyuncu. Malatya'nın efsane isimlerinden biridir. Trabzonspor'da efsane olmuştur ama Malatya'nın da Oktay'la beraber ilk akla gelen ikisinden biridir. Rize Spor Malatya maçına çıksaydı Ünal Hoca daha önce Yılmaz Vural'ın başına neler geldi biliyoruz. Bursa Rize maçı vardı. Hı Hani devre arası kaçıp gitti stat'tan hatırla. Ünal Hoca Rize-Malatya maça çıksa ve maçı da Malatya kazansa insanlar ne derdi? Ünal Hoca'nın karakterini bilen asla böyle bir şey hakkından bile geçmez. Ünal Hoca duruşu olan bir adamdır ayrı. Ama derlerdi ki sen kendi şehrini kurtarmak için diyen çıkar mıydı sence? Şehrini kurtarmak için bu takımı işte yanlış değiştirdin bilmem ne yaptın derler miydi? Sanırım son 30 saniye diyen mutlaka çıkar ama ben insanların ne düşündüğünden ziyade kendi vicdanıma bakarım. O ayrı ama işte vicdan herkes göremiyor. O yüzden bence doğru zamanda bıraktım. Lize da ben ligde kalması bu hafta belli olur diyorum. Malatyaspor Spor için aynısını söyleyebilir misiniz? Tabii. Yenilen gider. Berabere kalınırsa? İkisi birden gidebilir. Öyle bir ihtimal var. İkisi birden gidebilir. Rize spor son maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. E, yeni Malatya Spor'a baktığımızda onlar da son hafta evde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacaklar. Gaziantep rahat bir konumda gibi görünse de e, birçok takımın da canını yaktı. Vize kalan maçlarda kazanabileceği Malatya'yı saymıyorum. En rahat maç Fenerbahçe maçı olur. Ya Fenerbahçe maçı daha mı rahat geçmeyebilir? Daha rahat geçer. 3-3 puan alır oradan. Kadıköy'den Rize Spor eve 3 puanla döner diyor Turgay Demir. Konya Spor yine 33 puanda. Onlar da Başakşehir'i yenerek çok kritik bir galibiyet aldılar. Önce Trabzonspor'la sonra Alanya Spor'la oynayacakları maçlar yani var. Bir Real'le oynamıyorlar bir de Barça'yla oynamıyorlar. Evet. Yani arada yani <gülüyor> <zor> <gülüyor> Başakşehir, Trabzon dediğin iki, iki takım. Evet. Yani Konya işi buraya bırakmayacaktı. Bir artısı şu olabilir Konya Spor'un. O maçtan sonra Alanya Spor'un bir kupa finali var. Eğer Alanya Lig'deki konumunu garantilemişse, kupa yani finali, ilk dördün, ilk beşin dışında kalmışsa bir rotasyon yapabilir. Kupa finali kiminle Alanya'nın? Trabzon. E, diğer rakibi kim? Konya'nın? Trabzon, Alanya işte. Evet. Yani finalistle oynuyor yani. Evet. İkisinin de maçı var. İki Hayır. kupa finalistiyle oynayacak Konya Spor üst üste. Trabzon şampiyonluğu kaybetti mi kalan maçlarda çok büyük bir şey, boşluğa düşer. Hı hı. O yüzden Konya'nın öyle bir avantajı var. Turgay Demir teşekkür ediyorum. Rica Birebir futbola sevgili seyirciler noktayı koyuyoruz. Yarın saat 11'de yine Aspor ekranlarında buluşalım. Hoşçakalın.